Düz tornalama iki nokta arasında tornalamak için kullanılır. Burada biz parça üzerinde işleyeceğimiz iki tane noktayı seçiyoruz ve program o iki nokta arasında düzlemsel olarak işlem yapabilir. Ağırlıklı olarak kullanılan yer alın tornalama olmakla beraber farklı düz tornalama için de kullanılabilir. Bir seri için de kısa bir örnek yapalım. Takım zaten seçili olduğu için direkt komuta giriyoruz. Komutta seçeneklerde en çok kullanılan seçenekler başlangıcı seç. Bu aktif hale gelmediği takdirde takım o an hangi konumdaysa o konumda işlemeye başlayacaktır. Yani başlangıç noktası o konum olacak. Bunu unuttuğumuzda özellikle yeni takımı seçtiğimizde tezgahın başlangıç noktasına itibaren işlemeye başlayacaktır. O yüzden bu komutu mutlaka seçmemiz gerekiyor. Kesme paso derinliği kaç kaç pasolarla işlem alacağını gösteriyor. Örneğin bir bir yapalım. Kesme yönünde hangi yönde işleyeceğini gösteriyor. Eğer torna dersem z ekseninde kesme yapar, yüzey dersem x ekseninde kesme yapar. Bu durumda ben alın tornalama için yüzey komutunu seçmem gerekiyor. Şu an ilk örneğinde alın yapacağım için yüzeyi seçiyorum. Kesim stratejilerinde önemli olan şeyler yana kayma düzeltmesi olmasını seçersem eğer program benim verdiğim pasoda yani 1-1-1 şeklinde işleme yapar. En son arada ne kadar kaldıysa 10-2-13 neyse onu yapar. Eğer bunu seçmezsem de program 1-1 değil de işleyeceğim bölge eşit parçalara bölerek örneğin 10-8-10-9 gibi eşit pasolarla işleme yapar. Bağlantı tipini boşluklar seçmekte fayda var. Bağlantı hareketlerinde G sıfırla mı yoksa F ile mi bağlasın diyor. Bu hızlı olması için boşluğu tercih edebiliriz. Çevrim kullan. Genelde düz stratejileri çok fazla seçtiğimiz bir komut değil. Çünkü noktasal hareket yapacağı için bunu boş bırakıyoruz. Güvenli yaklaşma yaklaşırken takımın işleme yönüne dik olarak yaklaşıyor. Bunu seçmekte fayda var. Kısa geri çekilmeyi de sağlayabiliriz. Böyle geri çekilirken iki değil tek pasoluk bir mesafe kadar geri çıkmış olacak. İlerleme kısmında teknoloji mutlaka yok olarak seçiyorum. Kaba ve son işlem seçmeyeceğim. İlerlemede ilerleme değerimi, devirde kullanacağım devirimi girebilirim. Burada takım ve malzemeye göre kendi devirlerimizi gireceğiz. Tamam dedikten sonra benden iki nokta isteyecek. Bu iki nokta arasında yüzey seçtiğim için x ekseninde bir işlem yapacak. Alın tornalama yapacağım için alına göre iki nokta seçeceğim. İlk noktam şurada bir yerde olacak. İkinci noktam da merkez nokta olacak. Bu her iki nokta için de koordinat olarak girebilirim. Ancak ilk noktayı örneğin göz kararı vereyim. İkinci noktayı koordinat olarak girelim. Başlangıç için şöyle yaklaşırsak örneğin şurada bir yeri sol tuşa seçiyorum. Hedef noktada bitiş noktası da benim alından yapacağım için şu nokta olacak. Dikkat edeceğim nokta z 0 olması gerekiyor. İçeride ve dışarıda kalmaması için. X'im de alına mimi bırakmaması için bir 2 milim aşağıda olacak. Bunun için koordinat girden koordinat girebilirim. Z'e 0 veriyorum. X'e eksi 2 veriyorum. Tamam dediğimde program otomatik olarak benim seçmiş olduğum başlangıç noktasından başlayacak. Ve 0'a eksi 2 de bu şekilde işlemi bitirmiş olacak. Dikkat edelim 1, 1, 1 ve kalan mesafe neyse ona göre işleme yaptı. Takım yolu üzerine çift tıklayarak değişiklik yapabilirim. Örneğin yana kayma düzeltmesi olmasını iptal edelim. Bu defa ne yapacak? Burayı eşit parçalara bölmüş olacak. Ama bizim daha çok tercih edeceğimiz bu olması daha iyi olur. Çünkü sonda sanki finish'e pay bırakmış gibi finish bir işlemi yapmış olacak. Şimdi bir de z eksenli bir işlem yapalım. Tekrar düz tornaya girelim. Bu defa artık kesim yönü torna diyorum. Herhangi bir şey seçmeme gerek yok. Direkt tamam diyorum. Başlangıç noktası olarak örneğin şu noktadan başlasın. Hedef nokta olarak yine bunu göz kararı seçeceğim. Şu noktayı verdiğimde başlangıçla bitim arasında vermiş olduğum eksende işlemi yapmış oldu. Pasoları biraz arttıralım. 1-1 değil de örneğin 3-3 yapalım. Tamam dediğimde ona göre takım yolunu oluşturmuş olacak. Şimdi bunun simülasyonunu izleyelim. Sağ tuş simülate dediğimde burada takımın hareketlerini her program için ayrı ayrı görebilirim. Eğer katı simülasyonu görmek istiyorsam durduralım ve simülasyona girelim. Programın üzerinde bazı takımlar var. Ben onları kullanmayacağım. Sadece kendi takımı kullanacağım. Yaklaşıyorum ve başla dediğimde simülasyon başlayacak. Taret hareketinde bu şekilde görebilirim. Eğer diğer hareketleri görmek istemiyorsam, sadece işlemeyi görmek istiyorsam da makine simülasyonu saklıyorum. İlerlemeyi arttıralım. Bu şekilde düzlemsel olarak işlemiş olduk.